Savaştığı devlet Yunanlılar idi. Oysa ki ateşkesin imzalandığı devlet kimdir? İngiltere'dir. Aslında bu da şunu gösteriyor. Yunanlılar İngiltere'nin düpedüz oyununa gelmiştir. Düpedüz onların bir maşası olmuştur sevgili arkadaşlar. İngiltere'nin yanında Fransa ve İtalya'nın da temsilcileri katılmıştır bu konferansa, bu ateşkes antlaşmasına. İsmet İnönü Türk tarafı adına temsilci olarak gönderilmiştir. İsmet İnönü'nün gönderilmesinin nedeni 1. ve 2. İnönü zaferindeki başarılarıdır. Rauf Orbay da buna talip olmuştur. Ancak Rauf Orbay'ın Mondros Ateşkes Antlaşması'ndaki hüsranının ardından bu ateşkes antlaşmasına gönderilmemiştir. Bu ateşkes antlaşması der ki sevgili arkadaşlar, en önemli maddesi şudur. İstanbul ve Boğazlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bırakılacaktır. İstanbul ve Boğazların Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bırakılması ne demek? Bir defa İstanbul Osmanlı'nın nesiydi? Bir başkentiydi, payitahtıydı. Oysa ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bırakılmıştır. Bu durum neyin kanıtıdır? Bu durum Osmanlı Devleti'nin hukuken diyor, altını çiziyorum, Osmanlı Devleti'nin hukuken sona erdiğinin bir kanıtıdır sevgili arkadaşlar. Osmanlı Devleti, Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra fiilen, Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın ardından hukuken, Lozan Barış Antlaşması'nın ardından da resmen sona ermiştir. Dolayısıyla bu madde için diyoruz ki Osmanlı hukuken sona erdi, artık itilaf devletleri kendilerine muhatap olarak kimi kabul ediyorlar? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kabul ediyorlar. Bir diğer madde diyor ki 14-15 Ekim günleri 1922 tabii ki 14-15 Ekim günleri silahlar bırakılacak. Şimdi silahlar bırakılacaksa artık bu maddeye göre diyoruz ki Kurtuluş Savaşı'nın silahlı çatışma dönemi yani savaşlar dönemi sona ermiş, Kurtuluş Savaşı'nın mütareke dönemi veya antlaşmalar dönemi resmen başlamıştır bu maddeyle. Üçüncü olarak diyor ki kesin barış antlaşması yani Lozan yapılıncaya değil, kesin barış antlaşması yapılıncaya değil, Türk ordusu Boğazlara ve İstanbul'a girmeyecek. Her ne kadar İstanbul Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bırakılmış ise de kesin barış antlaşması yapılınca değil, Türklerin İstanbul'a girmesi engelleniyor. Bu durumun nedeni ne? Bu durum sevgili arkadaşlar yeni çatışmaları engellemek içindir. Ve bu durum işgal altındaki yerlerin aşama aşama terk edilmesine yöneliktir. Ve özellikle İtilaf devletleri bu maddeyi koydurarak İstanbul'da yaşayan azınlıkların haklarını güvence altına almak istemişlerdir. Kesin olarak güvence altına alındıktan sonra Türklerin İstanbul'a girmesi istenmiştir. Bu da olası çatışmaların önüne geçmek içindir sevgili arkadaşlar. Ve bir diğer madde de şudur. İşgal altındaki bölgeler, ki işgal altındaki bölgeler büyük bir çoğunlukla Yunan işgali altındadır. İşgal altındaki bölgeler anlaşma devletleri, subayları aracılığıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne devredilecektir. Evet, bir kez daha söylüyorum. İşgal altında bulunan bölgeler Yunanlılar tarafından anlaşma devletlerine terk edilecek, anlaşma devletleri de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne buraları devredecektir.
Peki neden böyle bir madde var? Bu maddenin nedeni de Türk ve Yunanlıların yeniden karşı karşıya gelmesini engellemek içindir. Yani yeni bir Türk-Yunan çatışmasını engellemek içindir. İki, anlaşma devletlerinin Anadolu'daki stratejik bölgeleri kontrol altında tutmak istemelerinin bir sonucudur sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla Hudanya Ateşkes Antlaşması'nı şöyle bir genel olarak yorumladığımız zaman İstanbul'un yönetiminin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bırakılacak olması, Osmanlı'nın hukuken sona ermesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin anlaşma devletlerince tek muhatap olarak kabul edilmesi anlamına gelir. Sevgili arkadaşlar, Doğu Trakya bölgesinde Mudanya Ateşkes Antlaşması'na göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bırakılmıştır. Fakat Doğu Trakya için fiili bir savaş yoktur. Dolayısıyla savaş yapılmadan bu ateşkes antlaşmasıyla Doğu Trakya'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bırakılmış olması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin diplomatik alanda başarılı olduğunun bir kanıtıdır. Siyasi bir zaferidir sevgili arkadaşlar. Evet, Mudanya Ateşkes adı üstünde geçici bir ateşkes antlaşmasıydı. Ve kesin barış antlaşması Lozan'da yapılacaktır sevgili arkadaşlar. Tarihte biz buna Lozan Barış Antlaşması diyoruz. Halen daha yürürlükte olan bir anlaşmadır Lozan. 24 Temmuz 1923 yılında İsviçre'nin Lozan kentinde imzalanmıştır. Bu anlaşma öncesinde görülen bazı gelişmeleri söylemek istiyorum. Lozan Barış Antlaşması için İtilaf Devletleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni çağırdıkları gibi İstanbul hükümetini de davet etmişlerdir. İstanbul hükümeti bu davete katılmakla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin askeri başarılarına ortak olacağını düşünmüş ve varlığının devam etmesi için böyle bir çaba içerisinde de bulunmuştur. Oysa ki anlaşma devletlerinin amacı her iki hükümeti de davet ederek aralarındaki görüş ayrılığından istifade ederek istedikleri koşulları kabul ettirebilmek. İşte anlaşma devletlerinin bu oyununu anlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Mustafa Kemal saltanatı kaldırarak onlara cevap vermiştir. 1 Kasım 1922 yılında saltanat kaldırılır. Saltanatın kaldırılmasının ayrıntılarını siyasi inkılapları anlatırken anlatacağım. Ama saltanatın kaldırılmasında Lozan Barış Antlaşması'na İstanbul hükümetinin davet edilmesi etkili olmuştur. Şimdilik bu kadar bilgi yeterli. Lozan Barış Antlaşması'na İsmet İnönü gönderiliyor. İsmet İnönü'nün gitmesinin nedeni Mudanya Mütarekesi'ndeki diplomatik başarısıdır. İsmet İnönü gider iken iki konuda kendisinden asla taviz verilmemesi isteniyor. Bunlardan bir tanesi kapitülasyonların devamı, bir diğeri Ermeni Devleti'nin Doğu Anadolu'da kurulması isteğidir. Bu iki istek konusunda asla taviz verilmeyecek. Kapitülasyonlar konusunda taviz verilmeyecek olması, bağımsız devlet anlayışından ödün verilmeyeceğinin, yeni Türk Devleti'nin tam bağımsızlık yanlısı olduğunun açıkça bir kanıtıdır. Doğu Anadolu'da bir Ermeni devletinin kurulmasına izin verilmeyecek olması, toprak bütünlüğüne ve misak-ı milliye çok önem verildiğini ve bu konuda ödün verilmeyeceğini açıkça bir kanıtıdır. İşte bu iki noktada Türkiye'nin devletin egemenliği ve ulusal bağımsızlık konusunda taviz vermeme düşüncesiyle Lozan'a gidiliyor ki Lozan Antlaşması, Birinci Dünya Savaşı'nı resmen bitiren bir antlaşmadır Türkiye aşamasında. Lozan Antlaşması'na katılan devletler kimler? Türkiye'nin yanında İngiltere, Fransa ve İtalya tabii ki katılıyor. Bunlar itilaf devletleridir, savaşa katılan devletlerdir. Japonya, Romanya, Yunanistan bunlar da savaşa sonradan katılan devletlerdir. Dolayısıyla İngiltere, Fransa, İtalya'nın yanında Japonya, Romanya ve Yunanistan da katılıyor. Bir de Yugoslavya katılıyor sevgili arkadaşlar.
Ve sadece boğazlar konusunda Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ve Bulgaristan katılıyor. O zaman bir kez daha söylüyorum. Lozan Konferansı'na katılan devletler, Türkiye'nin karşısında bulunan devletler İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Romanya, Yunanistan ve Yugoslavya. Bulgaristan ve Sovyet Rusya ise sadece niçin katılıyorlar? Boğazlar meselesi görüşülürken bu toplantıya katılacaklar. Konferans öncesinde İsmet İnönü çok acılar çektiğimizi ve Türk milletinin tam bağımsızlık istediğini, diğer uygar devletler gibi bağımsızlık istediğini açıkça beyan ediyor. Bu durum devletlerin eşitliği ilkesi ve bağımsız devlet anlayışına önem verildiğinin açıkça bir kanıtıdır. Konferans dili konusunda, konferans öncesinde bazı resmi dili konusunda bazı sıkıntılar oldu. İsmet İnönü konferans dillerinden bir tanesinin de Türkçe olması gerektiğini savunmuştur. Çünkü bu konferans, Lozan Konferansı'nın bir tarafında Türkiye vardır. Dolayısıyla dillerden biri de Türkçe olmalı diyor. Bu durum hangi ilkeyle bağdaşır? Konferans dillerinden bir tanesinin de Türkçe olması isteği devletlerin eşitliği ilkesiyle bağdaşır ve bu anlamda Türkiye'nin kararlı olduğunun da açıkça bir kanıtıdır. Sevgili arkadaşlar, Lozan Barış Antlaşması iki tur şeklinde olmuştur. Birinci tur görüşmeleri sonuçsuz kalır. Türkiye'nin taviz vermek istemediği bazı konularda anlaşma devletleri de taviz vermiyorlar ve birinci tur görüşmeleri başarısız oluyor. Fakat ikinci tur görüşmeleri, özellikle İtalya'nın arabuluculuğuyla toplanan ikinci tur görüşmelerinde mutabakat sağlanıyor ve 24 Temmuz 1923 yılında Lozan Barış Antlaşması imzalanıyor. Lozan Barış Antlaşması'nın maddelerine şöyle bir bakalım sevgili arkadaşlar. Önemli maddelerine bakmak istiyorum. Lozan Barış Antlaşması bugün dahi yürürlüktedir. Bu yönüyle Birinci Dünya Savaşı sonrasında varlığını devam ettiren, Birinci Dünya Savaşı sonrasında imzalanan ve halen yürürlükte olan tek anlaşmadır Lozan Barış Antlaşması sevgili arkadaşlar. Lozan Barış Antlaşması'nda, evet şöyle başlık atalım. Lozan Barış Antlaşması dedik. Bu anlaşma 24 Temmuz 1923 yılında yapılmıştır. Lozan Barış Antlaşması'nda ilk olarak sınırlar çiziliyor sevgili arkadaşlar. Batı, güney ve doğu sınırımız çizilecek. Yunanistan ile sınırımız Meriç Nehri sınır olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla Batı Trakya Yunanlılara, Doğu Trakya Türkiye'ye bırakılacak. Bu da şöyle bir sıkıntı aslında ortaya çıkaracak. Batı Trakya'nın Yunanlılara bırakılması orada yaşayan Türklerin azınlık durumuna gelmesine neden oluyor sevgili arkadaşlar. Şöyle de bir karar alınıyor. Batı Trakya'da halk oylaması yapılacak şeklinde. Bulgaristan ile yapılan anlaşma, Bulgaristan ile sınırlarımız 1913 yılındaki İstanbul Antlaşması ile zaten çizilmişti. Dolayısıyla orada bir sorun söz konusu değildir. Fransa ile Suriye sınırı konusunda bazı tereddütler, sıkıntılar yaşanmıştır. Ve sevgili arkadaşlar, Hatay'ın Suriye'ye, dolayısıyla Fransa'ya bırakılması kabul edilmiştir. Yani Suriye sınırımız 1921 Ankara Antlaşması ile daha önce onaylanmıştı. Aynı sınır kabul ediliyor. İngiltere ile Irak sınırı konusunda sıkıntı yaşanılıyor. Musul meselesi çözüme kavuşturulamıyor sevgili arkadaşlar. Türkiye Misak-ı Milli sınırlarında olduğu için Musul'dan taviz vermek istemiyor. Oysa ki İngilizler, sömürgeci İngilizler de sömürge anlamında çok önemli bir bölge olan Musul'u Türkiye'ye bırakmak istemiyorlar. Ve konferansta iki tarafta taviz vermeyince Musul meselesinin daha sonra İngiltere ve Türkiye arasında kararlaştırılması hükmü bağlanılıyor. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, Lozan Barış Antlaşması'nda gerek Musul meselesi,
gerekse Hatay meselesi çözüme kavuşturulamıyor. İran sınırı zaten 1683 Kasr-ı Anlaşması'yla belirlenmişti. O tarihten bu yana hiçbir değişiklik söz konusu olmuyor. Doğu sınırımız da ilgili sorunlar ise Sovyetler Birliği, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ile yani Sovyet Rusya ile çözülüyor. 1921 yılındaki Kars Antlaşması ile daha önce ne yapılmıştı? Doğu sınırımız çizilmişti. Aynen kabul ediliyor. Evet, demek ki sevgili arkadaşlar, sınırlar konusunda Batı Trakya, Musul ve Hatay konularında taviz verilmiştir ki bunlar misak-ı milli sınırları içerisindedir. İkinci mevzu azınlıklar durumudur. Sevgili arkadaşlar, azınlıklar konusunda Osmanlı İmparatorluğu çok sıkıntılar çekmişti. Dağılmasındaki en önemli etkenlerden bir tanesiydi. Yeni Türk Devleti bu konuda oldukça temkinli olmuştur. Ve azınlıklar konusunda şöyle kararlar almıştır. Azınlıklar Müslüman olmayan tebaaya denilecektir. Yani Türkiye'de yaşayan Ermeni ve Rumlar azınlık statüsünde kabul edilmişlerdir. Azınlıklar Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye henüz cumhuriyet kurulmadı, Türkiye vatandaşı kabul edilecekler, ayrıcalıkları kaldırılacak ve herkes eşit kabul edilecektir. Azınlıkların ayrıcalıklarının kaldırılması, yabancı devletlerin Türkiye'nin iç işlerine karışmasını engellemek içindir. Azınlıkların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kabul Türkiye devleti vatandaşı kabul edilmeleri, üniter devlet yapısının yani ulus devlet yapısının benimsendiğinin, üniter ve ulus devlet yapısının benimsendiğinin kanıtıdır. Bu durum aynı zamanda ileride iç işlerin karışılmasına engel olmaya yöneliktir. Üçüncü olarak azınlıklar mevzundan başka nüfus mübadelesi maddesi var. Mübadele demek değişim demektir. Bu konuda bu başlık şu şekilde çözümlenmiştir. Anadolu'da yaşayan Rumlar Yunanistan'a, Yunanistan'da yaşayan Türkler Anadolu'ya getirilmişlerdir. Yani böyle bir değişim mübadele yapılmıştır. Fakat İstanbul'da yaşayan Rumlar ve Batı Trakya'da yaşayan Türkler bu değişimin dışında tabi tutulmuşlardır. Bunun yorumunu yaparsak, demek ki sevgili arkadaşlar, Rum ve Türklerin yer değiştirmesi her iki tarafında ulus devlet anlayışını benimsediklerinin kanıtıdır. Peki hangi amaca yöneliktir? İleride azınlıkları bahane ederek kendi iç işlerine karışılmasını engellemeye yönelik bir gelişmedir. Batı Trakya'daki Türklerin ve İstanbul'daki Rumların bu değişimin dışında tutulmalarının nedeni ise o bölgelerin kültürel ve ekonomik yapılarını korumaktır. Sevgili arkadaşlar, tabii ki bu nüfus mübadelesi meselesi daha sonra Lozan'dan sonra Atatürk döneminde sorun olacaktır. Bu sorun daha sonra çözülecektir. Bunu dış politikayı anlatırken ben size anlatacağım. Bir diğer mesele Patrikhane'dir sevgili arkadaşlar. Fener Rum Patrikhanesi. Fener Rum Patrikhanesi'nin Türkiye'nin dışına çıkmasını istemiş fakat bu kabul görmemiştir. Bugün Balat'ta bulunan Fener Rum Patrikhanesi halen de varlığını devam ettirmektedir. Ama bu patrikhanenin tabii ki bazı ayrıcalıkları, Osmanlı'dan kalan ayrıcalıkları ortadan kaldırılmıştır. Sevgili arkadaşlar, bir diğeri duyunu umumiye yani genel borçlar idaresi ve kapitülasyonlar ne olacaktır? Duyunu umumiye ve kapitülasyonlar bütünüyle kaldırılmıştır. Zaten kapitülasyonlar taviz verilmeyecek en önemli konulardan bir tanesiydi. Duyun umumiye ve kapitülasyonların kaldırılmış olması, Yeni Türk Devleti'nin ekonomik bağımsızlıktan, dolayısıyla siyasi bağımsızlıktan ödün vermeyeceğinin açıkça bir kanıtıdır sevgili arkadaşlar. Bir diğer
başlık dış borçlar mevzudur. Osmanlı ilk dış borcunu 1853 yılında Kırım Savaşı esnasında savaşın masraflarını karşılamak için İngiltere'den almıştı. Ama daha sonra alınan borçların yekününe şöyle bir baktığımız zaman en fazla borç Fransa'dan alınıyor sevgili arkadaşlar. Hatta Osmanlı İmparatorluğu o kadar çok borç alıyor ki borçlarını ödeyemeyeceğini ilan ediyor. Bu durum üzerine Avrupalılar Osmanlı'nın borçlarına binaen maliyesine el koyuyorlar. Duyurlu Umumiye İdaresi yani Genel Borçlar İdaresi kuruyorlar. Bu da Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenliğine ve bağımsızlığına tamamen aykırı olan bir durum idi. Lozan'da borç meselesi şöyle çözülüyor. Karşı taraf bütün borçların Türkiye tarafından ödenmesini istiyor. Oysa ki Türkiye haklı olarak şu tespitte bulunmuştur. Osmanlı İmparatorluğu'ndan ayrılan devletler bu borçları ortak bir şekilde ödemelidir. Çünkü Türkiye de Osmanlı'dan ayrılan diğer devletlerden bir tanesidir. Türkiye'nin bu isteği kabul görmüş ve Osmanlı'dan kalan dış borçlar Osmanlı'dan ayrılan devletlerce eşit şekilde paylaştırılmış. Türkiye'de üzerine düşen borcu kağıt para üzerinden taksit taksit ödemiştir. 1950 yıllarına kadar ödemiş ve bu borçtan nihayetinde kurtulmuştur. Bir diğer olay başlık savaş tazminatı olayıdır. Yunanlılar savaş tazminatı istemişler. Fakat Türkiye hem işgale uğrayan ülke kendisi olduğunu iddia etmiş ki olay böyledir. Dolayısıyla tazminat almasını kendisinin almasını ifade etmiştir. Türkiye'nin bu isteği de kabul görmüştür. Yunanlılar savaş tazminatı ödeyeceklerdir. Fakat Yunanlılar mali anlamda zor durumda oldukları için bunu ödeyemeyeceklerini beyan etmişler. Bu durum karşısında tazminat karşılığında kara ağacı tazminat karşılığında Türkiye'ye vermişlerdi. Yani sevgili arkadaşlar bugün Edirne'de bulunan, Edirne'nin bir ilçesi olan Kara Ağaç, Yunanistan'ın savaş tazminatı karşılığında Türkiye'ye verdiği bir bölgedir. Bir diğer madde sevgili arkadaşlar Boğazlar mevzudur. Boğazlar ne olacak? Boğazlar konusunda da şöyle bir karar alınıyor. Boğazlar uluslararası bir komisyonun yönetimine bırakılacaktır. Bu komisyonun başkanı Türk olacaktır. Türkiye orada asker bulunduramayacak. Bu komisyonun ayrı bir bütçesi, ayrı bir bayrağı olacaktır. Bu durum neye aykırıdır? Bu durum Türkiye'nin güvenliğine ve egemenliğine aykırıdır. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, Boğazlar sorunu Lozan'da çözülemeyen sorunlardan bir tanesidir. Egemenliğimize ve güvenliğimize aykırı bir karar alınmıştır. Ta ki 1936 yılına kadar 1936 yılındaki Montreux-Boğazlar Sözleşmesi'yle bugünkü statü belli olacaktır. Biz bunu bilahare söyleyeceğiz. Bir diğer başlık yabancı okullar. Islahat döneminden itibaren yani ıslahat fermanından itibaren başka devletler Osmanlı ülkesinde özellikle İstanbul'da çok miktarda yabancı okullar açmışlardır. Lozan Barış Antlaşması'nda yabancı okulların statüsü şu şekilde belirlenmiştir. Yabancı okullar meselesi bir iç mesele olarak kabul ediliyor. Milli eğitime bağlı olacaklar. Bunlar Türk müfettişlerince denetleneceklerdir. Dolayısıyla yabancı okulların milli eğitime bağlanmasıyla birlikte bu okullar bahane edilerek Türkiye'nin iç işlerine karışılması engellenmiştir. Türkiye'nin bu konuda taviz vermemesi bağımsız devlet anlayışını da benimsediğini kanıtıdır. Evet, bakıyoruz başka ne gibi maddeler var diye kapitülasyonlar dedik. Evet, genel olarak Lozan Barış Antlaşması'nın önemli maddeleri bunlardı sevgili arkadaşlar. Lozan Barış Antlaşması'nı şöyle bir yorumladığımız zaman şunları görüyoruz. Lozan Barış Antlaşması, Türkiye Devleti'nin
uluslararası alanda resmen tanınması anlamına gelirken Osmanlı'nın resmen sona erdiği anlamına geliyor. Lozan Barış Antlaşması, Birinci Dünya Savaşı'nı resmen Türkiye açısından sona erdirmiş ve Birinci Dünya Savaşı sonrasında imzalanan antlaşmalar içerisinde günümüze kadar varlığını koruyan tek antlaşmadır. Bu anlaşma, emperyalizme ve sömürgeciliğe karşı verilen bir kurtuluş mücadelesi, bir bağımsızlık mücadelesinin başarısını sembolize etmesi ve diğer uluslara örnek olması nedeniyle Lozan Barış Antlaşması sevgili arkadaşlar, evrensel bir başarıdır, evrensel bir nitelik taşır. Lozan Barış Antlaşması'nda misak-ı milli büyük ölçüde gerçekleştirilmiştir. Her ne kadar Hatay konusunda, Musul konusunda ve Boğazlar konusunda ve bazı Ege adaları konusunda taviz verilmiş ise de misak-ı milli tam olarak olmasa da büyük ölçüde gerçekleştirilmiştir. Ve yeni Türk Devleti'nin bağımsızlığı tamamen tanınmıştır. Evet sevgili arkadaşlar, Lozan Barış Antlaşması'nın bu yorumunu yaptıktan sonra Kurtuluş Savaşı'nı da böylece bitirmiş olduk. Kurtuluş Savaşı'nın ardından yeni bir konuya geçeceğiz. Yeni konumuzun adı İnkılaplar olacaktır sevgili arkadaşlar.